Kolay gelsin hanımım. Hekimler yok mudur? Yoktur. Hacı Hazretleri ile meşguller. Ne vakit gelirler bilir misin? Sen niye ararsın hekimleri? Hasta mısın yoksa? Meşguliyetin vardır görürüm lakin öksürüğüm çoktur. Geceleri uyuyamaz haldeyim. Hekimlere de öksürüğüm için ilaç sormaya geldim lakin yoklar. Bekleyecek takatim de kalmadı. Şurada öksürük için bir ilaç olacaksın. Bekle. Bunu her yemekten sonra bir kaşık içesin. Birkaç güne kalmaz iyileştirir. Allah senden razı olsun hanım. Tuttuğun altın olsun. Halledebildin mi? Tereyağından kıl çeker gibi hem de. Çok safmış şu hatun. Tembih ettiğim gibi. Ağzını sıkı tutasın. Yoksa başın gövdenden ayrılır. Ser veririm, sır vermem. Merak etmeyesin. Komutan Andreas, İspanya'daki casuslarımızdan haber var. Melikşah, sarayından çıkmış doğu yönüne gidiyormuş. Güzel. O zaman Melikşah'a bir sürpriz hazırlayalım. Hayrola Elçin Hatun. Telaşlı görünürsün. Fena bir vaziyet yoktur inşallah. Vezir Tacilmülk, sultanımızın emriyle Sencer'in obasına gitmiş. Oba beyini ve Sencer'in anasını tutuklamış. Ya Sencer? Sencer Tacilmülk'ün elinden anasını kurtarmış. Tacilmülk'ün de kolunu kırmış. Sultan Melikşah, Sencer'i bizzat yakalamak için askerleriyle peşine gitti. Sultan bizzat gittiğine göre gazabı büyük olacak. Ya yakaladığında Sencer'in canın? Sencer o tilkinin kolunu kırdıysa vardır bir sebebi. Sen imdi vaziyeti Nizamülmülk'e diyesin. Sencer'in kurtulması için onun ivedi ayağa kalkması gerek. Karatepe mevkiine yaklaştık. Orası geniş alandır. Mahzeni bulmamız vakit alabilir. Tedbirli olasınız. Atları bırakıp ilerleyeceğiz. Haydi. Sencer'i yaşatmazlar Hacı. Nasıl kurtulacak bu işten? Başına bir fenalık gelecek diye çok korkar. Benim tez vakitte kalkmam gerek. Sencer ile Melikşah'ın arasında durmam gerek. Aksi halde
çok büyük bir felaket kopabilir. O vakit bundan bir kaşık yiyesiniz. Takat getirmenize yardımcı olur. Zehirledim onu. Kendi ellerimle zehirledim.